Vatan Partisi Aydın'da Büyükşehir ve 17 ilçenin belediye başkan adaylarını coşkulu bir toplantıyla tanıttı. Toplantıda konuşan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan, bölücü terör örgütü PKK'nın Kars, Ardahan ve Iğdır'da ikinci bir koridor açmaya çalıştığını söyledi. Korkmazcan, Ermenistan sınırında koridor açarak moral toplamak isteyen PKK'nın Kars'ta aday çıkarma projesini Vatan Partisi'nin bozduğunu anlattı. Şu anda Iğdır, Ardahan, Kars hattını kurmak isteyenlerin oyunları bozulmuştur. Çünkü bizim belediye başkan adayımızın çıkışlarıyla ve Vatan Partisi'nin ortaya koyduğu uyarıcı faaliyetlerle diğer partiler orada bizim çizgimizde, milli çizgide hareket etmek zorunda kaldılar, kararlarını değiştirdiler. Göreceksiniz Iğdır'da, Kars'ta, Ardahan'da HDP'nin bir etkinliği 1 Nisan tarihi itibariyle kalmayacak. Korkmazcan, Aydın'da adaların Yunanistan, Menderes Havzası'nın ise jeotermal santraller tarafından işgal edildiğini söyledi. Sadece adalar değil işgalde olan, dünyanın en zengin endemik türlerine sahip olan Menderes Havzamız işgal altında. Yağmacıların işgal altında. Böyle üretim olmaz. Böyle yatırım olmaz. Vatan Partisi İl Başkanı Bahattin Nazlı ise Aydın'ın tüm ilçelerinde seçime giren tek parti olduklarını vurguladı. Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçede Aydın'da seçime giren tek partiyiz. Vatan Partisi Aydın Büyükşehir adayı Yalçın Büyükdağlı da projelerini anlattı. Halkçı belediye vurgusu yaptı. Aydın halkıyla ve Ege halkıyla birlikte bölgemizin sorunlarını kararlı bir mücadeleyle adım adım çözeceğiz. Daha sonra Büyükşehir ve 17 ilçe belediye başkan adayı kamuoyuna tanıtıldı. Vatan Partisi Tekirdağ Belediye Başkan adayları da açıklandı. Sendikacılık geçmişiyle tanınan Kadri Karaoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Karaoğlu, unutulan deniz taşımacılığının trafik çilesine çözüm olacağını söyledi. Yakın zamana kadar Tekirdağ'dan İstanbul'a gemiler çalışırdı. Belediyeyi aldığımızda özellikle bu su yolunu kullanmayı planlıyoruz. Çorlu Belediye Başkan adayı Armağan Sadun Yılmaz da rantçı değil, halkçı belediyecilik sözü verdi. Çorlu'yu çıkar ilişkilerinin içerisinde yer almayan toplumcu, fedai ruhlu kadrolar kurtarabilir. Ve ben bizim partimizin o kadrolara sonuna kadar sahip olduğunu düşünüyorum. Ergene Belediye Başkan adayı ise Bulgaristan doğumlu sanatçı Kenan Serbest oldu. Ergene'deki tüm işçiler için hukuk büroları kuracaklarını ve hukuk mücadelelerine ücretsiz destek vereceklerini söyledi. Kenan Serbest, Ergene Nehri'ndeki kirliliğe de değindi. Havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirleten işletmelere karşı gerekli önlemleri belediye olarak alacağız. Denetimler sıklaşacak. Vatan Partisi Süleyman Paşa Belediye Başkan adayı ise Özkan İnce oldu.